Merhaba. Merhabalar. Bu bölüm fintech konuşalım. Fintech. Financial technologies. Evet. Finansal teknolojiler, finansal servisler. Türkiye'yi bence biraz konuşalım. Çünkü fintech konusuna bir girersek Derya Deniz herhalde 3-5 bölüm yapabiliriz. Ama birazcık Türkiye'deki ekosistem, Türkiye'de kim var, ne yapılıyor, ne ediliyor biraz ondan bahsedelim istiyoruz. Fintech'te birkaç tane bence önemli konu var Türkiye'de büyüyen. Bir tanesi ödeme sistemleri hikayesi. Yani paraya aracılık etme gündemi. Bir diğer gündem bence önemli gündemlerden bir tanesi bizim yaptığımız e-dönüşüm işleri. Yine Türkiye'de hızlı büyüyen segmentlerden bir tanesi. Çok farklı tabii finansal hizmetler var. Yani işte atıyorum walletlar var. Diğer taraftan Apsio'nun yaptığı tarzda işte bir site yönetimi ama baktığınızda tamamen bir fintech servis. Neden? Çünkü işte sitedeki aidat ödemelerini otomatize eden bir çözümleri var. Birazcık rakamlardan bahsedelim. Hani öyle başlayalım istersen. Olabilir. Sonra Türkiye'de kimler var, hangi oyuncular var, ne yapıyor? Biraz da onlardan bahsediyoruz. Olur. Şu an mesela fintech, bu İngiltere karşılaştırmalı bir tablo herhalde. Emre bir infografik var. Belki o şeye geçmeden, o dataya geçmeden şeyi de söylemek lazım. Türkiye'de fintech İstanbul adında BKM'nin desteklediği, aynı zamanda Startup Watch'un desteklediği bir oluşum var. Hem ekosistemi, fintech ekosistemini bir araya getiriyorlar. Yine grubun, sayfanın linklerini açıklamalar alanında paylaşıyor oluruz. Çok ciddi bir content var ve Türkiye ile ilgili ve dünyadaki fintech gelişmeleriyle ilgili düzenli bültenler yayınlıyorlar. O yüzden eğer takip etmiyorsanız mutlaka takip etmenizi tavsiye ederim. Ciddi bir veri o kaynaktan akıyor aslında Türkiye'deki ekosistemle ilgili. Evet. Hazırladıkları bir rapor var. Raporda çok güzel veriler var. Hani evet. Oradan faz alarak gidelim. Bir kere şey, raporda belirtmiş yaklaşık 200 civarı, 200'den fazla Türkiye'de 200'den girişim fazla var. Türkiye'de girişim var. Fena bir sayı değil. Aslına bakarsan bir dikeyde yani 200 girişim ama yurt dışındaki örneklere baktığımızda İngiltere ve ABD'de fintech girişim sayısı 4000. Evet. Ciddi bir rakam. Yani tabii Türkiye ile oraları karşılaştırmak bence şu aşamada çok doğru değil ama gitmemiz gereken nokta en azından epey yolumuz vardı. Evet. Çok aslında hani eski bir hikaye fintech ama yeni popülerleşti. Yatırımcı sayısı artıyor. O yüzden önemli bir bence dikey. Yani fintech'e yatırım yapan gerek Türkiye'de gerek yurt dışında çok fazla fon var. Çok fazla risk sermayesi var. O yüzden bu alanda iş yapan girişimler için para bulmak ya da nereye gideceklerini görmek adına şey bence pazar çok açık. Ama zor bir pazar aynı zamanda. Çok zor bir pazar. Yani çünkü şey bir pazar değil yani. Rakibiniz birçok alanda bankalar. Yani. Regülasyon en büyük engelleri, en büyük zorluğu. Ciddi bir know-how gerektiriyor. Kesinlikle. Yani ben gidip bir işi yapacağım dediğinizde yapamıyorsunuz. Çünkü aracı olduğunuz şey değerli evrak, değerli para hareketleri. O yüzden regülasyon çok önemli. İşte PayPal konusu önemli konulardan bir tanesi. Yani Türkiye'de PayPal lisans alamadığı, çünkü sistemlerini Türkiye'ye getirmediği için şu an bildiğim kadarıyla hala o süreçler devam ediyor. En azından son attıkları mail öyleydi. Doğal olarak Türkiye'de siz eğer ödemeye aracılık edecekseniz bir lisans almanız lazım. Türkiye'deki regülasyona uymanız lazım. Aynı şey yurt dışı için de geçerli. Yani birçok ülkede ödemeye aracılık etmek için, paraya aracılık etmek için, para transferi yapmak için bir lisans almanız lazım. Bazı ülkelerde bankacılık lisansı gerekiyor. Türkiye gibi ülkelerde, mesela Türkiye'de sadece bir e-ödeme adı altında bir ödeme aracılık edecek şirketlerin ayrı bir lisans alması gerekiyor. Peki şunu sorayım, yani Türkiye'deki regülasyonu daha mı zor yurt dışına göre? Şimdi PayPal baktığımız aslında birçok ülkede faaliyet gösteriyor. Tabii. Türkiye'de gösteremedi. Türkiye gibi başka ülkeler de var çıktığı veya hizmet vermediği regülasyon nedeniyle. Bence orada bir şey vardır. Yani sonuçta bir para çokomel eğrisi. Ne kadar gelir getireceğim ve ne kadar yatırım yapmam gerekiyor. Belki PayPal'ın planlarına göre Türkiye'ye yapacağı yatırım Türkiye'den elde edeceği geliri karşılamıyordu. Nedenle dediler ki biz ana sistemlerimizi Türkiye'ye getirmek istemiyoruz. Türkiye'de bankacılık sektöründe de benzer bir düzenleme var. Eğer Türkiye'de faaliyet gösteren bir bankaysanız, uluslararası bankalar için mutlaka sistemleri Türkiye'de olmasını istiyor. Yani ben atıyorum HSBC olarak bütün bankacılık core sistemlerimi
Türkiye'de konumlandırman gereken. Sunucular burada olmalı. Veriler burada saklanmalı. Bankacılık için bu regülasyon çıkalı oldu ve bildiğim kadarıyla hemen hemen tüm bankalar tüm sistemlerini Türkiye'ye getirdiler. PayPal'ın yaşadığı problem de buydu. PayPal ödeme sistemlerinde de aynısını istedi. BRRK dedi ki arkadaşlar Türkiye'de e-para işi yapacaksanız core sistemleriniz buraya gelmeli. PayPal dedi ki benim bütün sistemlerim globalde. Ben bunları getirmeyeceğim. Sadece belli replikasını aldığım kadarıyla Türkiye'ye getirmek istedi. Orada lisanslama sürecinde izin alamadılar bu yöntem nedeniyle. Umarım alırlar. Umarım alırlar çünkü özellikle yurt dışına şimdi iki bacağı var bence PayPal'ın kritik olduğu. Bir tanesi Türkiye'de yerleşik şirketler yurt dışına satış yaptı PayPal kanalıyla geçiyordu. Yani ben atıyorum Avrupa'da bir şey sattım ya da sen Udemy'de eğitim verdin. Nasıl gönderiyor Udemy sana parayı? Sadece PayPal'la gönderiyor. O yüzden bir şey de yok yani. O yüzden Türkiye'deki girişimlerin yurt dışından tahsilat yapabilmeleri adına çok önemliydi. Çok, çok önemli bir kaynak. Evet. Çok önemli. O kaynağa gittiler. Hatta benim bildiğim birkaç tane girişim cirosunun %70'ini, %80'ini PayPal kanalında yaptığı Hadi için canım. Girişimler kapandı bu şimdi olaydan sonra. Yani çok ciddi cirolarını kaybettiler. O öyle bir risk var ama Türkiye'de de güzel alternatifler var. Mesela Iziko. Alternatif var da sıkıntı işte yurt dışındaki şeye geçerliği yok. Yani yurt dışındaki evet. firma kabul etmiyor Iziko'yu. Kabul ediyorum. Yani Türkiye'de evet. ben yapabilirim alışverişimi onun üzerine ama ne zaman ki yurt dışına çıktığım zaman onlar Iziko'yu maalesef bugün tanımıyorlar. İnşallah hani bir gün onu da tanırlar. Evet. Oradan alışverişimizi yapalım. Yani şu an PayPal'ın yani. Kapanması bence de en büyük, hani benim de üzüldüğüm şey yurt dışı ile ilgili iş yapan kişiler, startuplar bir gelir elde edemediler. Evet. Edemiyorlar. Burada bir gelir kaybı var. Bence bu tarafı bir sıkıntı. Yani diğer taraftan da evet bunun vergilendirilmesi, Türkiye'de bunun kayıt altına alınması bence çok önemliydi. Yani ben bugün yurt dışından bir şey satılıp buraya getiriyorsam, PayPal'da ödüyorsam devletin bir şekilde monitör etmesi gerektiğine ben inanıyorum. Evet. Çünkü Türkiye'deki ticaretin normalleşebiliyor olması için. O yüzden bence önemli. O yüzden o regülasyonu sağlayacak olan ihtiyaçlarının şeyin yapması çok önemli. PayPal'ın yapıyor ve tekrar Türkiye'de faaliyete geçiyor. Orası önemli. Okay. Kim var ODK'de? ODK'de aslında birçok oyuncu var. İşte PayU var. Mikro ödeme. BKM. BKM biraz farklı bir konumda. Yani BKM bir sanal poz hizmeti vermiyor aslında biraz farklı olarak. Mesela Iziko var. Çok iyi oyunculardan. Barbosar harika bir startup ve çok iyi gidiyorlar. İran'a açıldılar. Hadi ya. Şu an İran'da tam zamanla yapmışlar. Evet, çok güzel bir zamanda İran'a açıldılar. Yani PayPal İran'da yokken Iziko bugün İran'da var ve İran'dan İran'daki kartlarla PayPal'ın yaptığı, yani Türkiye'deki kart nasıl PayPal ödeme alabiliyorsa İran'daki kartta Iziko ödeme alabiliyor. Güzel Aynen. bir şey. Yani Türkiye'de ben bir şirketim ve İran'da e-ticaret yapmak istiyorum. İran'daki müşteriye bir şey satmak istiyorum. Iziko'nun altyapısı bunu sağlıyor. İşte bu bence çok güzel. Bunun daha da yaygınlaşıyor olması lazım. Benim sektörde çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi Ödeal. Fevzilerin girişimi. Ödeal cep telefonlarını POS haline getiriyor. Bence bu da çok güzel şey bir benziyor, dikey. Değil mi? Square. Square'a benziyor. Farkı şey yok. Bir cihaz takma ihtiyacı yok. Yani cep telefonunu bir uygulama yüklüyorsun. Ödeal'ın uygulamasını. Hı-hı. Ben geldim sana bir hizmet verdim. Tahsilat yapacağım. Bir POS makinesi taşımıyorum. POS makinesine bir para vermiyorum. Bir aylık sabit ücret ödemiyorum. Ödeal belli bir komisyonla senden benim senin kredi kartından tahsilat yapmama izin veriyor. Güvenli bir şekilde. Güvenli bir şekilde bunu yapıyor. Logluyor. O yüzden tamamen güvenilebilir bir ortam. Bence özellikle mikro işletmeler için, küçük işletmeler için, işte diyorum, hizmet satan startuplar için muhteşem bir bence özellik. Başka şey önemli, Türkiye'deki yatırım, fintech alanındaki yatırımlar çok hızlı büyüyor. Yani yaklaşık olarak bir rapora göre 7-8 kat arttı 2015 verileri. 2016'da çok önemli yatırımlar var fintech'te. Bir tanesi Kartek, MV Holding ile Revon'un ortak yaptığı bir yatırım. Yanılmıyorsam 16 milyon doların üzerinde ya da büyük bir, yani 10 milyon doların üzerinde bir yatırım aldılar. Türkiye'de Hadi bugüne canım. Kadar yapılan en büyük fintech yatırımı oldu tek kalemde. Kartek bence çok iyi bir oyuncu. Özellikle bir kart yapmış. Sistemleri üzerine. Bunlar yurt dışında da epey. Evet, yurt dışında da operasyonları var. Çok güzel işler yapıyorlar. Bence takip edilmesi gereken önemli bir, Türkiye'den çıkan iyi bir girişim. Biz de beraber işler yapıyoruz. Çok iyi bir grup.
Şu an Amerika'da ciddi bir organizasyon kuruyorlar. Hı hı. Apsiyon'u biraz önce söyledim. Bence çok güzel örneklerden bir tanesi Apsiyon. Çok farklı dikey var. Hala elde tutulur. Özellikle işte fintech tarafında blockchain ya da bitcoin tarzı işler. Türkiye'de böyle parlamış köpürmüş bir şey yok ama bence büyük bir gap hala. Önümüzdeki dönemde ben de yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de benzer şeylerin sayısının artacağına inanıyorum. Mesela burada Türkiye öncü olsa evet. Genelde çünkü ne oluyor? Hani Batı'da ağırlıklı önce bir teknoloji gelişiyor. Hı-hı. Daha sonra yavaş yavaş diğer ülkelerde yaygınlaşıyor. Türkiye hani genelde biraz daha arkadan buralara yanaşıyor. Aslında Bitcoin'de güzel bir fırsat var yani. Aslında bizim evet. Özellikle devlet öncelikle bir regülasyon oturtması gerekiyor bence burada. Belki Bitcoin tarafının yani Türkiye'de öyle çok hızlı gidebileceğine inanmıyorum ama blockchain tarafı, hı-hı, yani blockchain'in finansal uygulamalarda kullanılması ya da farklı katma değerli uygulamalarda kullanılması bence önü çok açık. İşte burada en büyük soru regülasyonlar ne diyor bu evet, konuya? Yani burada yani devletin öncü davranması gerektiği diye düşünüyorum. Onlar önünü açarlarsa ben şuna eminim girişimci ve yatırımcı arkasından çok hızlı bir şekilde gelir. Kesinlikle. Kesinlikle. Biz şu an FIT olarak yine bir yaptığımız fatura işlemlerini elektronik ortamda paraya çevirmekle ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tedarikçi finansma adını verdiğimiz, e-finansma adını verdiğimiz bir ürünümüz var. Ben bir fatura kestim sana. Sen büyük bir alıcısın. Sen benim faturama onay veriyorsun. Diyorsun ki ben bu faturayı aldım ve bu faturayı ben 90 gün sonra ödemeyi taahhüt ediyorum. Evet. Aslında senin kredi riskinle ben piyasada bulabileceğimden çok daha ucuza bir finansman maliyeti bulabiliyorum. Evet. Özellikle büyük perakendeciler, FMCG firmaları ve benzeri firmaların kredi notlarıyla çok daha ucuza finansman ve ben 90 gün sonra alacağım bu parayı ertesi gün iskonto edip bankalardan tahsil edebiliyorum. Evet. Bu işi otomatize yapan bir platform oluşturduk, bir pazar yeri oluşturduk. Birçok banka ve birçok faktörün şirketi bu sistem içerisinde fonlama yapacak. Hı hı. Bu sayede biz aylık yaklaşık 60 milyar TL değerinde fatura yaracılık ediyoruz. Toplamda Türkiye'de her ay 100-110 milyar TL değerinde elektronik fatura oluşuyor. Özellikle son dönemdeki yani ekonomik anlamda yaşanan zorluklarda herkesin problemi nakit sıkıntısı. Nakde dönebilmek ya da ucuz evet, finansman maliyeti. Bu işlemler tamamen güvenli ticaret olduğu için yani gerçekten alıcının belli, satıcının belli, faturanın kopyalama riskinin olmadığı, fraud'u çok rahat tespit edebiliyoruz. Yani böyle bir mal daha önce satıldı mı bu firma tarafından, bu kadarlık bir mal satıldı mı? O yüzden bu gibi kontrolleri de yapabildiğimiz için tamamen güvenli bir finansman modeli ortaya çıkartıyoruz. Bankalarda, finans kuruluşları da bu tarz güvenli işlemleri ve güvenli şirketler arasındaki ticareti fonlama konusunda çok istekliler. Bence bu konuda... Yani burada aslında hiç e-finansman veya tedarikçi finansman ne olduğunu bilmeyen biri üye olup... Aynen. Faturasını sisteme girip... Evet. Faturasını girip ya ben bunun... İskonto etmek istiyorum. İskonto etmek istiyorum. Erken almak istiyorum parasını deyip aslında bu işlemi çok rahatça evet, gerçekleştirebiliyor. Ve piyasadaki işte normal finansman maliyetlerinden çok daha ucuza yapabilmesini ya da çok daha çeşitli teklifler alabilmesini sağlıyoruz. Yani bugün bir faturasını bir çekin iskonto etmek isteyen bir firma birçok farklı finans kuruluşunun gezmesi gerekirken böyle aynen, bir platformda aynen, tek bir yerden birçok farklı kurumun teklifini görebildiği, kendisi için en uygun olana karar verebildiği bir model oluşturabiliyoruz. Çok disruptive bir şey çünkü bugün Türkiye'de eğer siz bir faturayı iskonto etmek istiyorsanız Türkiye'de fatura değerli bir evrak değil aslında. Yani çek olması lazım ki çeki iskonto edebilin. Fatura iskonto edebilmek yani çek olmadan bir faturanın 90 gün vadeli bir faturanın bugün iskonto edilebiliyor olması çok önemli bir yenilik. Aslında finans kuruluşların sevdiği ama Türkiye'deki yasal regülasyonlar gereği de biraz geri durduğu bir yapıydı. Hmm. Şimdi artık alıcıların onay vermesi sayesinde böyle bir finansmanı çok hızlı bir şekilde KOBİ'lerde büyük şirketler, kendi tedarikçileri için uygulayabilir hale geliyorlar. Güzel. O yüzden çok, güzel, çok konu var Türkiye'de. Çok büyük bir bence alan, fintech alanı. Büyüyor ve büyük boşluklar var aslında. Aynen, çok fazla boşluk var. Doldurması çok gerekiyor. Çok fazla boşluk var. Ve doldurulacak da. Kesinlikle. Girişimciler tarafından. Kesinlikle. Yani biraz yıllarda, önce söylediğimiz o PayPal, Iziko örneğinde olduğu gibi o tarafta ciddi hala fırsatlar var. Wallet dünyası ayrı bir dünya. İşte öde alın yaptığı iş bambaşka bir iş. Opsiyonun yaptığı iş bambaşka iş. Ve dediğim gibi Türkiye'de çok fazla fırsat var. Birçok startup var. Önümüzdeki dönemde bence bu alanda hem çok fazla yatırım haberi duyacağız.
Uluslararası yatırımcılar bu alana odaklanmış. Uluslararası yatırımcılar çok fazla. O yüzden yurt dışında benzer bir konuya yatırım yapan bir yabancı yatırımcı Türkiye'de de aynı işi yapan ya da benzer işleri yapan yeni şirketlere karşı çok açıklar. Benim son dönemde yatırımcılar yaptığım görüşmelerde bunu çok net görebiliyorum. Yani fintech alanında ciddi bir fokusu, ciddi bir odaklanma var. O yüzden önü açık bir konu alan. Yani zaten bu infografikte şey üzerine %20 bir büyüme bekleniyor sadece bu yıl. Yani, bu önümüzdeki yıllarda da devam edecek hızlı bir şekilde. O yüzden bir fikriniz varsa hiç durmayın deriz. Hiç durmayın, evet. Fintech özellikle alanı, fintech alanındaysa. Evet, yani ben bir şey yapacağım diyorsanız fintech çok güzel bir alan. Çok teşekkürler. Teşekkürler izlediğiniz için. Bence bu konu, bu muhabbet devam ettirebiliriz. Evet, birkaç fintech bölümü daha çıkartabiliriz yani. Kesin olacak gibi gözüküyor. Güzel de fikirler verir. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bölümü beğendiyseniz like tuşuna basın. Paylaşın. Lütfen paylaşın ve lütfen abone olun. Kanala abone olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.